Oha yani. Oha yani, lütfen biraz daha dikkatli misin? Yanında bir bayan var. Kusura bakma da bu yemek konusunda bana karışmazsan belki biraz daha iyi olur. Çünkü çok tek sevdiğim şey bu var hayatımda, anlatabildim. Sadece bu var. Bak bir şey diyeyim mi ben sana? Biz burada bir yuva kurmak için buluştuk, tamam mı? Bunun şeyini anlıyor musun sen? Bunun komplikasyonunu anlıyor musun? O zaman bir dakika bak. Bir saniye durur musun? Ben bu şekilde bu şartlar altında Semih, lütfen. Çok tatlısın. Sen mesela biz seninle diyelim sevgili olduk, tamam mı? Aynı evde yaşıyoruz, tamam mı? Ki olacağız. İnşallah. Sen mesela ben eve geldiğimde mesela yemek yapmadım sana, tamam mı? Olmaz. Ne yaparsın? Ne Olmaz. Öyle bir şey mevzu bahis bile olmaz. Sen bana takılacaksın, hayatını yaşayacaksın. Seni müthiş çevrelere sokacağım ben. Ama senden de evinin kadını şeklini isteyeceğim. Geldiğim zaman yemek hazır olacak, ev sıcak olacak. İcabında beni banyoya götüreceksin, bir güzel yıkayacaksın. Ben burada bir yuvayı kurmaya... Semih çeker misin elini? Lütfen. Ailem Lütfen. Var, ailem Lütfen. Var. Lütfen. Ailem beni biraz seçer kapalı. Misin? Semih, ailem biraz kapalı. Beni çok refüze etmeye başladın. Muhafazakar ailem var benim. Lütfen Semih. Ailem muhafazakar. Böyle o televizyon zaman, karşısında el tutma. O zaman bu programa niye katıldın ki sen? Eğer ben benimle şey, beraber olmayacaksın. Şey. O ayrı şey, bu ayrı şey Semih. O ayrı şey, bu ayrı şey. O zaman git diğer adamı seç hayatım. Ama bana bir şans daha verir. Semih bak, ailem muhafazakar. Aa! Ben kalkak giderim. Sana çiçek aldım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biraz özel ama... Benim... babam... Beni küçükken hiç sevmedi, tamam mı? Ve o yüzden ben bir psiko şeye gittim. Ha, sen söyle adını. Terapi. Psikoterapiye. Ve dediler ki... Sende elektra kompleksi başlamış. Ailem muhafazakar dedim Semih. Çekil ne? Çekil ne? Bak bu şartlar altında kalkar giderim Semih, lütfen. Biraz kendini çek, düzen var. Peki ben sana bir can alıcı bir soru soracağım. Senin garson yerin var mı? Ben annemlerle beraber oturuyorum ama... Ay iğrenç. Ama arkadaşlarımın garson yeri var. Ay iğrenç, ne bana al. Annemlerle mi oturuyorsun? Sen günde kaç kere duş alırsın? Sabahları alırım. İcap ederse öğleden sonra da alırım. İki kere yani. Evet. Peki ben mesela hiç almasam bir hafta. Ben gelince nerede kalacağım peki? Annenin koynunda mı uyuyacağım? Annemler o konuda çok karışmazlar. Geceleri ben kız arkadaşlarıma geliyorum ara sıra. Rahat ediyor musunuz? Duruma bağlı. Eğer birazcık... Neyse hasta... Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben senin geceleri bardağın kaldırdığın kızlardan değilim. Annem ve babam beni buraya evleneyim diye yolladılar. O zaman git öbür adamı seç. Ben sana artık hiçbir şey söylemiyorum. Tabii git, ki onu seçeceğim. Git öbür adamı bir seç. Kere benim elektra kompleksimi tam anlamıyla doyuran bir insan. O yüzden tam... Ama bir kere daha düşün. Sana her zaman çiçekler alacağım. Her zaman. Bu çiçekler? Her zaman. Peki birazcık tebessüm etmemi sağladı. Bir tanesini alayım. İki tane aldın. Birini de kardeşime yollayacağım. Bir keresinde annem dedi ki, kızım bu kadar duş alma. Senin sonra... Affedersin, göğüslerin çıkmaz dedi. Onun uğruna inanıyorum, çıkmadı gerçi. Sen gördüğüm kadarıyla bodybuildingçisin. Doğru mu? Doğuştan desek daha doğru esas. Bir dönem biraz çalıştım, bir 2-3 ay kadar falan ama doğuş. Peki bana beni etkileyecek bir şov yapabilir misin bakalım? O zaman bak. Beğendin mi? Peki burcun ne? Benim kova. Yükselenin? Kova. Ne Çin burcumu sor. Çin burcun ne? Kova. Çok güzel, çok. Semih. Ben 37 yaşında bir genç kızım, tamam mı? Ben kızı olan kızım Semih. Bana hiçbir erkeğin eli dokunmadı, tamam mı, bugüne kadar? O yüzden kesinlikle hele ekran önünde... Hele 60 milyon bizi izlerken kesinlikle kendime dokundurtmam. Benim vücudum değerli. Senin gibi hanzolar dokunsun istemiyorum. İnanılmazsın. Daha demin çiçeğimi kabul ettin. Şimdi yaptığın harekete bak. Çiçeğini kabul etmem. Al o zaman çiçeğini. Çiçeğini kabul etmem demek seninle birlikte olacağım anlamına gelmiyor. Keyfim bir hayatım. Git öbür adamı seç o zaman. Öbürünü hiç, seçeceğim. Hiç de umurumda değilsin. Hiç. Ama seni de seçebilirim. Ama seni de seçebilirim.
Ama seni de seçebilirim. Bence birazcık daha çabala benim için. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Mark! Hmm.